Efendim, en çok izlenen diziler arasına giren Squid Game dolandırıcılar için yeni bir yöntemin yolunu açtı. Hedeflerinde çocuklar ve onların üstünden anne babalarının bilgisayarları var. Öyle bir tuzak kuruyorlar ki bir anda bütün banka hesaplarındaki paralar buhar oluyor. Peki ama bunu nasıl yapıyorlar? Çocukları korumanın bir yolu var mı? İşte yanıtlar. Squid Game ne yazık ki dolandırıcıların tuzağı haline gelmeye başladı. Yapılmasa şaşırırdım. Önce kripto dünyasında Squid Game adıyla 30 milyar dolarlık vurgun yaptılar. Şimdi de dolandırıcılar sahte oyun linkleriyle banka hesaplarını boşaltmaya başladılar. Squid Game çıktı abi şimdi. Bundan öncesinde çıkan her yeni şeyde bir dolandırıcılık. Artık insanlığımızı unuttuk. Dolandırıcılar popüler kültürü kullanıyor tabii. Vurgunun son popüler kültür hilesi Squid Game dizisi oldu. Squid Game milyonlarca kişi tarafından izlendi, rekor kırıldı. Bu da dolandırıcıların iştahını kabarttı. Squid Game'in oyunu çıktı, Squid Game'in kripto parası çıktı diyerek sizlere reklam aracılığıyla sponsorlu içerikler gönderiyorlar. Birisi sana link gönderse, mail gönderse, Squid Game'in oyunu dese. Oynarım. Aslında hedeflerinde çocuklar üstünden anne ve babaları var. Ancak oltayı çocuklara Squid Game'in oyununu bu linkten indirebilirsiniz mail ile atıyorlar. Çocuksa oyunu indirdiğini zannediyor. Ancak çoktan bilgisayarına Truva atını sokmuş oluyor. Ben indirdim, sildim sonra. Silmek yetmiyor çünkü bir kere casus yazılım indirilmiş olması korsanların sisteme sızmasını sağlıyor. Casus yazılım aslında ailenin bütün bilgilerini ele geçiriyor. Kredi kartı, banka kartı şifrelerini aile girerken siber hırsız arka planda bütün ekranını görmüş oluyor. Ebeveynlerin kullandıkları hesaplar ile çocuklarınkini ayırmak gerekir. Bu bir yöntem. Başka bir yöntemse antivirüs yazılımları kullanmak. Birçok link bu şekilde gönderip insanları dolandırdılar. Bunlara kanmayın.